Kargoist sözü yormadanı sunar. Gökhan Hocam, başarılı bir öğrenci olmak için gereken maddeler nelerdir? 10 yıldır şunları gözlemledim. 5 başlık üzerine odakladım bunları. Birincisi bir öğrencinin hedefe ister bölüm olsun, ister üniversite olsun, ister lise olsun bir şeyler netlik kazanıyorsa ki bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar da var. Bunlar netse bir öğrenci en azından gideceği yolla alakalı kafası çok rahat olduğu için başarılı olma yolunda ilk büyük adımı atıyor. Şöyle doğadan hayattan bir örnek verelim. Ben yola çıktım, bir yere gideceğim. Navigasyona ilk yazdığım şey E kesinlikle nedir? Nereye gideceğimdir. Bitti. Yani hedef. Bu birincisi. İkincisi buraya niye gideceğim? Arka plandaki niye? Hani çok klasiktir, klişedir. Herkes hedefleri sorar ama niyesini çok fazla kişi sormaz. Bazıları sorar ama böyle yargılama usulü sorar. Ya yani niye böyle bir şey istiyorsun ki falan diye. Halbuki bunun detaylı bir şekilde anlatılması lazım. Yine bir örnek verelim mi? Ben X şehirde Y bölümü okumak istiyorum. Peki niye? Çünkü diye başlayıp belki bunu bir yazılı metin hale getirebileceğim kadar ispat diyebilmem lazım. Yazmayı çok sevmiyorsam, gerçekten samimi gördüğüm ve beni anlayabilecek insanlara anlatabilecek donanımda olmalıyım. Ben yıllardır çalıştığım öğrencilerimde bunu genelde hep yazılı formatta isterim. Bazı öğrencilerim yazamaz, o kadar sevmezler yazmayı. Tamam derim, sorun değil. Sözlü olarak bana anlatır mısın? Anlattığında gerçekten bir şeylerin tabanı güzel bir şekilde doldurulmuşsa o zaman başarılı olma yolunda ikinci adımda yerine ulaşmış oluyor. Arkadan üçüncü adım geliyor. Tamam navigasyona nereye gidileceği yazıldı. Niye oraya gidileceği de yazıldı. Kafada net bir şekilde duruyor. Üçüncü başlık hep şunu soruyor bize. Gerçekten başarabilir misin? Yani doğru yolda mısın? Değil misin? Şu anda bizi üniversite olup izleyenler varsa ki mutlaka vardır. Şu anda bizi bedeli bir iş hayatında olup izleyenler varsa ki mutlaka vardır. Arada şunu sorguluyordur. Benim burada ne işim var ya? Yani gerçekten ben bu bu iş için mi varım, bu meslek için mi varım, bunu mu hayal etmiştim diye mutlaka sorguluyoruzdur. O yüzden üçüncü başlık bizi hep bunu soracak ki aslında bu güzel bir şey. Kişinin kendi tekamül sürecini, gelişim sürecini aslında her zaman hatırlatan bir başlık. Hala buradasın ve memnun musun? Yükselmen gerekmiyor ama. Hedef konuldu. Niyesi sağlam. Üçüncü başla bunu net bir şekilde cevaplamak lazım. Evet yapabilirim. Genelde Türkiye'de hep şunu gözlemledim. Çok fazla şehirde seminer verdim. Gezmediğim şehir kalmadı neredeyse. Biz genelde buna duygusal cevaplar veriyoruz. Hocam ben yaparım. Hatta birimize böyle gaz da veririz. Hocam ya ben kafama koyduysam yaparım. Annem de öyle diyor. Babam da öyle diyor falan gibi. Bu değil. Bu değil. Kankam da öyle dedi diye. Bunu kabul edemeyiz biz. Bir taraftan duygusal taraf net olacak. Evet bunlar lazım bize. Bir taraftan da mantıksal taraf. Yani kaç nete ihtiyacım var? Kaç bin sıralama yapmam lazım? Bu işi kurmak için ne kadar paraya ihtiyacım var gibi somut olan şeyleri mantıksal tarafta birleştirip tek yumruk olma eylemini gerçekleştirmemiz lazım. O zaman işte ilk üç başlık yerine geliyor başarı için. Dördüncü başlık sonra devreye giriyor. Konuma girildi. Niyesi tamam inanıyorum. Belirli bir süreç çizildi orada denilen. Denildi ki 1 saat 10 dakikada o mesafeye gidilir denildi. Yoldayız şu anda. Dördüncü başlık diyor ki o zaman nerede mola vereceğine karar ver. Mesela bir benzinliğe girdiğinde yarım saat mi duracaksın orada yoksa bir 2 dakika bir su alıp çıkacak mısın? Bu molaları planlamak, yapacağım yoldaki etkinlikleri planlamak, telefon görüşmesi yapacaksam bunu planlamak, hedefler arakalı ne durum nedir? Ben şu anda X şehirdeyim, bu yaştayım ve önümde iki yıllık bir süre var. İki yıl içerisinde ben az önce anlattığım üç başlığa uygun hedefime ulaşmak için doğru planlamayı yaptım mı? Doğru uyku düzeni, doğru çalışma sistemi, doğru yönlendirmeler. Bakın alt başlara daha da girebiliriz burada. Ama dördüncü başlığın özünde iyi bir planlama var ve planlama için benim çok iyi bir şekilde bir şeyleri önüme dökmem gerekiyor. Dört de tamamsa yani kafam rahat, Modalarda da öyle kendimi bırakmayacağım, tamamdır. Beşinci başlığa gidiyoruz. Yoldasınız, hiç beklemediğiniz bir yol çalışması var. Hiç beklemediğiniz bir kaygan zemin var, bir kar yağışı var. Yani trafikle alakalı problemler var, soru. Beşinci başlık diyor ki direksiyonda kim var? Yani mücadeleniz ne durumda? Karlı bir bölgeye geldiğinizde, ya ben çok korkuyorum, benzinine girip iki saat bekleyeyim şu karbi temizlensin mi diyeceksiniz yoksa evet buna rağmen işte tedbirlerimi aldım kış lastiklerim zaten vardı bunu da planlamıştım mevsimi gelmişti ve yola devam etmek istiyorum mu diyeceksiniz hızınızı mı azaltacaksınız vesaire vesaire hedefle alakalı da bunun karşılığı şudur birçok kişi yola çıkar ama herkes yolda kalamaz. yola çıkmak bizde normaldir ama yoldan çıkma dediğimiz şey de maalesef birçoğumuz için gerçekleşir hal böyle olunca da buradaki mücadeleci tarafınızı beslemek durumundasınız. Ben de bunu mizacıma göre yaparsam, bakın bunun altını çiziyorum. Herkese aynı kanaldan motivasyon verilemez. Herkes aynı kanaldan hadi başla, Herkese böyle denilemez. O yüzden birçok çatışma buradan dolayı çıkıyor. Veli ve öğren çatışmaları ya da böyle patron ve işçi çalış çatışmaları hep buradan çıkar. Ama mizaca göre o motivasyon, o mücadele de beslenebilirse işte bu 5 başlık yerine gelmiş olur. Hem yolculuk çok güzel şekilde tamamlanmış olur. Hem de hedefe giden yolda başarının benim gözlemimce tabiri caizse 5 adımı gerçekleşmiş olur. Kargoist sözü yormadanı sundu.